Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Daha önce çok değerli bilim insanı, mütefekkir çağdaşımız Taha Abdurrahman Üstad'ın eserlerine yönelik yapmış olduğum müzakere ve eleştiri videolarına bir yenisini daha bugün kısmet olursa ekleyeceğim. Uzunca bir zaman önce bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyordum. Ancak malumunuz üniversitelerde dönem sonuydu. Sınavlar, sonuçlar vesaire derken araya manialar girdi ve bu değerlendirmem, müzakerem bugünlere kaldı. Bunda da bir hayır olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur umuduyla. Bugün değerli üstadın çok kıymetli eseri, bu eser Dini Amel ve Aklın Yenilenmesi başlıklı, Türkçe'ye kazandırılmış olan eseri ve onun bazı bölümlerini değerlendireceğim. İlk değerlendirmemde izleyenler hatırlayacaklardır. İnsanın tanımına ilişkin yapmış olduğum ağırlıklı bir eleştiriydi. İkincisi, çok daha önemli bir konu, ilahi sözleşme ve insan özgürlüğüne yönelik değerlendirmelerini ele almıştım. Bugün bu iki konudan kanaati aczanem çok daha önemli olduğunu düşündüğüm, hayati olduğunu düşündüğüm, içinde yaşadığımız süreç itibariyle mutlaka ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine inandığım bir konuyu ele alacağız. Dini amel ve aklın yenilenmesi. Cabiri okumalarımızda zaten temel olarak bu konu üzerinde duruyoruz. Aklı yenilemek. Müslümanların uzunca bir süreden beri ihtiyaçları olan bir konu, bir problem. Görmezlikten gelemeyeceğimiz, akademisyenler olarak mutlaka ilgi alanımızın merkezinde yer alması gereken bir konu bu. Peki, değerli üstad bu konuyu nasıl ele alıyor? Eserinde nasıl yer vermiş? Bunları müsaadenizle hemen ekran paylaşımı yaparak konuyu ele almak istiyorum. Evet, Taha Abdurrahman eleştirisi 3 başlıklı bu konuşmamda. Üstadın eserinin adından başlayarak konuyu ele alacağım. Gördüğümüz üzere eserin başında iki tane önemli ifade var. Amelü'd-din, amelü'd-dini, bir de tecdidül akl. Bu iki kavramın da üzerinde detaylarıyla duracağım ve zaten konu bu iki kavram üzerinde döndüğü için muhtemelen ancak yetiştirebileceğiz. Uzunca bir ders olacağını tahmin ediyorum. Değerlendirme olacağını düşünüyorum. Bu itibarla hemen kitabın girişinde Zat-ı Alilerinin ifade ettiği üzere akıl konusunda 3 temel başlık belirlemiş ve bu 3 temel başlık üzerinden konuları ele alıyor. Bir, aklı mücerret dediği, her ne kadar bu mücerret aklı yatsısa ve onun mevcudiyetini reddetse de birazdan konuşacağız. Mücerret akıl ve sınırları üzerinde duracak. İkincisi, kendisine özgü bir kavram olan el aklul müseddet, müseddet akıldan, yani desteklenmiş akıl olarak tanımladı. Kim üzerinde duracağız? Oradan başlayacağım ve değerlendirmelerimi onun üzerinden yapmayı düşünüyorum. Üçüncüsü de el aklul müeyyet dediğine kendisine ait bir kavram
olan bir akıldan, üç akıl türünden söz edecek ve kitabını bunun üzerine temellendirmiş olacak. Daha önceki eleştirilerimde de hatırlayacağınız üzere Taha Abdurrahman Üstad'ın konuları, eserleri söz konusu olduğunda en temel sorun bu kavramların mübhem bırakılmasında ve yeterince ikna edici bir biçimde kavramsal olarak açıklanamayışındadır. Bunda da aynı hususun devam ettiğini görüyoruz. Nitekim okumalarımızda, beraber okuyacağımız paragraflarda bunları görmeye çalışacağız. Şimdi konuya müsaadenizle kitabın başlığında yer alan bu iki kavram üzerinden devam etmek istiyorum. Ve el-ameluddini olandan başlayalım. El-ameluddini başlığında gördüğümüz üzere vurgu, ameli dini olana indirgeme evet, vurgu bu. Şimdi burada son derece önemli hususları konuşacağız müzakerenin başında. Çünkü Taha Abdurrahman eserin bütününde ama tamamında ameli dini olana indirgiyor. Dolayısıyla amel dini olana indirgendiğinde karşımıza son derece önemli problemler çıkıyor. Az sonra kendi eserinden okuyacağımız paragraflar ile birlikte konuyu değerlendirmeye çalışacağım. Konu amelin dini olana indirgenmesi olunca bu defa ahlaki olanın ihmali söz konusu olmaktadır. Oysa dini olan ile ahlaki olanın bu eserden beklenen husus öncelikli olarak ortaya konulması, ahlaki amelin ne olduğu, dini amelin ne olduğu, bunların nerelerde mütedahil olarak birbirlerine temas ettiği, girişkenliğin ortaya çıktığı, nerelerde birbirlerinden ayrıldığı hususu netleştirilmeliydi. Çağımızda sadece İslam'ın değil, diğer tüm dinlerin de din olmak bakımından ciddi problemlerinin olduğu bir süreçten geçiyoruz. Hızlı bir şekilde insanların ateizme ve deizme doğru yöneldikleri bir süreçte bulunmaktayız. Böyle bir süreçte İslam'ın içinde bulunduğumuz döneme ve çağa yeniden seslendirilmesi, mesajlarının yeniden duyurulması, bu yeniden ifadesinin altını çizmek istiyorum. İslam'ın yeniden yorumlanması ki tecdidül akılda da bunu konuşacağız. Söz konusu olduğunda göz ardı etmememiz gereken husus amelin yani insan davranışının amel davranış insani davranışın sadece dini olana indirgenmesinin çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını söylemek istiyorum başta. Oysa konu dini olan amel yönüyle el alındığında ahlaki olan ile ilişkisi kesinlikle ele alınmalıydı. Örneğin A, salih amel. Kitabın en ihmal ettiği kavramlardan birisi. Salih amel nedir? Salih amel ile dini amel arasında, ameli dini arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Kur'an-ı Kerim'in ısrarla tavsiye ettiği, ısrarla vurguladığı salih amel ne anlama geliyor? B, maruf neydi? Maruf. Kur'an'ın emredilmesini istediği, temsil edilmesini istediği, sürekli vurguladığı bir maruf var. Maruf nedir? Davranışlarımızda marufun yeri, salih amelin yeri, dini amelin yeri nedir? Bunların akılla ilişkisini kurduğunda bunların yeri nedir? Bunları uzun uzun konuşmamız gerekecek. Değerli üstadın bu önemli kavramları ihmal ederek
sadece ameli dini olana indirgemesinin yanında bir diğer önemli üzerinde duracağım hususta onu farklı renkle yazmak istiyorum müsaadenizle. C. O da aklı kalbin fiili olarak aklı fiile indirgemesidir. Taha Abdurrahman'ın bu eserinde üzerinde duracağım, müzakeresini yapacağım en önemli problem bir indirgemeciliğin, tabir yerindeyse dogmatik bir indirgemeciliğin öne çıktığını müsaadenizle daha konunun başında söylemeliyim. Nitekim meseleleri ele aldığımızda da göreceğiz ki Taha Abdurrahman sadece dini olan amelin makbuliyetini, sadece dini olan amelin doğruluğunu, sadece dini olan amelin insandan beklendiğine yaptığı vurgu itibariyle dini olmayan ameli bir sapkınlığa, dini olmayan ameli bir tutarsızlığa mahkum etmektedir. Ve böylece aslında bir çözüm önerisinde bulunacakken Müslümanların önüne gerçekten ciddi anlamda bir problem, bir müşkil koymaktadır. Şimdi bu söylediklerimin kendi eseri üzerinden bazı paragrafları okumak suretiyle nasıl ele alacağımız üzerinde duralım ve bu yazmış olduğumuz tüm kavramları yine onun ifadeleriyle efendim değerlendirerek biz birlikte ele almaya çalışalım. Burada değerli üstad kitabının 3 bölümden oluşacağını ve 1. bölümünde efendim mücerret aklın sınırlarını ele alacağını, 2. bölümde efendim bu işte girişten sonraki kendi kavramlarıyla ele aldığı ve 1. bölüm olarak belirlediği rehberlik edilmiş aklın 2 öncülüden söz edecek. Bu el aklul müseddet oluyor. Bunu buraya yazalım. Aklı müseddettir. Galiba yazamıyoruz resim olduğu için. Evet, müseddet akıldan söz edecek. Ve bu tanımlamaları bir görelim. Bunlar üzerinde neler söylüyor onlara bir bakalım. Sonra benim tahtada üzerinde durduğum problemlere yeniden dönelim. Şimdi rehberlik edilmiş aklın ameliyi niteliği. Zaten az önce de söylemeye çalıştığım üzere indirgemeci bir üslupla hem ameli dini olana indirgediğini hem de aklı amele, kalbin ameline indirgediğini ki bunun üzerinde ayrıca bir başlık olarak duracağım. Dolayısıyla burada bir tanımda bulunuyor. Rehberlik edilmiş akıl, turuncuyla çizdiğim kısım, sahibinin kendisiyle bir menfaati kendine çekmek veya bir zararı def etmek istediği bir fiilden ibarettir. Burada insan olmayı nasıl fiile indirgediğini, fiili nasıl sadece menfaatin celbi, mazarratın def'ine indirgediğini görmek bile başlı başına problemin azametini görmek demektir. Daha sonra üzerinde ahlaki olan ile dini olanı karşılaştırdığımda üzerinde duracağım üzere bu son derece tehlikeli ve indirgemeci bir durumdur. Kişi bunu yaparken dinin farz kıldığı amelleri vesile edinir. Dinin farz kıldığı amelleri vesile edinir. Burada dini amel, dinin farz kıldığı ameller ve ameli salih ile olan ilişkisine az sonra değineceğim. Ve bu ifadelerin ne ölçüde problemli olduğunu da birlikte göreceğiz. Şimdi burada dine uygunluk 3 önemli koşuldan söz ediyor. Bunlardan her birerlerini şöyle 1-2 satırlık ifadelerle okumak istiyorum müsaadenizle. En önemli
başlıktan birisi amelin dine uygunluğudur. Taha Abdurrahman için bir amel sahih olabilmesi için, makbul olabilmesi için dine uygunluğu zorunludur. Üç koşuldan söz ediyor. Birincisi budur. Peki okuyalım. Dine kasten muhalefet eden yahut ister dine muhalefet etsin ister etmesin, sahibinin dine lakayt kaldığı amel ile amel ile doğrultma ve doğru yönlendirme gerçekleşmez. Bakın. Burada yönlendirme ve doğrultma birbirinden farklıdır. Yönlendirme ile nitelenen her amel doğrultmayla nitelenmiş değildir. Bu ifadelerin kapalılığını size havale ediyorum ve bunların üzerinde duracağım. Bazen bir amel kişiyi kendisine veya başkasına zarar verecek bir hususa yönlendirebilir. Bu kişi kendisine ne faydalı olacağını düşündüğü, kendisine en faydalı olacağını düşündüğü ameli aramak ve onu gerçekleştirmesinde en etkili zannettiği yolu tutmak için elinden geleni yapmış olabilir. Ne var ki dinden bir delil bu amel ve ona giden vesilelere delalet etmediği müddetçe, bakın dinden bir delil, kişi ne kadar elinden geleni yaparsa yapsın, dini bir delil buna eşlik etmediği müddetçe ve kişi de bu ameliyle dine uygun davranmayı kastetmediği, bakın bir de niyet, o amel dine uygun olsa bile kişi onunla dine uygun olmayı kastetmiyor. Yani dine inanmıyor. Ateist adam. Deist. Agnostik. Aslında yaptığı amel tam da dine uygun. Ama niyeti yok. Niyet yok. Kastetmediği müddetçe iyi bir şey yaptığını zannederken fesada düşmekten kurtulamayacaktır. E neden fesada düşüyor? Birazdan konuşacağız. Bu nasıl bir indirgemeciliktir? Bu nasıl bir ahlak filozofunun bir tefekkürüdür? Burada son derece önemli bazı hususları uzamasın diye bir de sadece şurayı okuyacağım müsaadenizle. Tabii arkasından da faydanın çekilmesine ilişkin değerlendirmesinde okuyacağım birkaç satır var. Kişi bir ameli işlerse, son derece dogmatik diye not düştüğüm bölümü okuyorum ekranda. Kişi bir ameli işlese, sonra bu amel ona umduğu faydaların tamamını temin etse bile, Allah'ın emir ve yasakları ile İslam dininin hükümlerinin muhafazası noktasındaki konumuna bakılmaksızın, bu amele güvenilemez, onun getirdiği yararlara itibar edilemez. Burada Taha Abdurrahman için amelin makbuliyeti ve amelin amel oluşu özsel olarak dini olana nasıl indirgendiğini, nasıl dogmatik bir indirgemeciliğin zihniyet olarak hakim olduğunu, bunun asla bir ahlaki felsefe anlamında kabul edilemez olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü az sonra örnekleriyle ve detaylarıyla bu problemi tavzih etmeye çalışacağım kısmet olursa. Faydanın çekilmesi başlığı altında üç başlık alacak. Maddilik, yüzeysellik ve öznellik başlığını koydu bu değerlendirmelerinde. Maddilik niteliğinde söylediklerine lütfen dikkat edelim. Allah'tan başkasının dinine ve kurallarına göre amelde bulunan kişinin talep ettiği maslahat, mutlak maddiyet, bakın mutlak maddiyet ufkunun sınırları içerisinde kalan maddi faydadan ayrı olamaz. Maddeye indiriliyor. Maddidir. Dini olmayan maddidir diyor. Konuşacağız. Zira maslahatı maddi sınırlılıktan kurtaran yahut bu sınırlılığın sıkıntısını azaltan husus, söz konusu maslahatı yönlendiren değerlerin yüceliğidir. O da yegane değer olan dindir diyor. Bu kişinin amelinde gözettiği değerler kendi nezdinde ne kadar önemli olursa olsun, Allah'ın dinine tabi olan kimsenin değerlerinin ulaştığı düzeye ulaşamaz. Yani bu da gayet açık bir biçimde aynı ameli biri dindar, diğeri de dine mensup olmayan
kişi işlese, işlenen bu amellerin birinin diğerine olan üstünlüğü kıyaslanamaz. Dindar olanın ameli, dindar olmayan ameline aynı amel olsa bile yücelikte erişemez diyor. Bunları konuşacağız. Yine kırmızıyla altını çizdiğim kısmı okuyorum. Buna binaen dini amel, dine aykırı amel gibi derecelenmeye itibar ederse, maddi faydanın yoğunluğunu inceltici bir cihete doğru onu yönlendirecek ve onu ve ona manevi bir görünüm katacaktır. Eğer bu derecelendirmeden çıkacak olursa, bu defa maddi faydayı yüceltecek ve ruhani aleme ulaştıracak. Yüzeyselliğe dair de şu kısa cümleyi okumak istiyorum müsaadenizle. Allah'ın dinine aykırı amelde bulunan kişi, bunu anlamak çok zordur. Üstüne not düşmüş zaten. Her dini olmayan amel mutlaka Allah'ın dinine muhalif olmak zorunda mıdır? Az sonra ahlak-din ilişkisini tahtada ele almaya çalıştığımda bu hususların üzerinde detaylı duracağım ve buraları yeniden hatırlama ihtiyacımız olursa döneriz. Böyle bir kişi maslahatlarının belirlenmesi ve takririnde hangi teorik ve ameli araçları kullanırsa kullansın bakın. Hangi teorik ve ameli araçları kullanırsa, yani pratik amel araçları kullanırsa kullansın, bunlara ulaşma hususunda fazla yol kat edemeyecektir. Kişinin gayreti ve çalışması sınırlı araçlar meydana getirir. Sınırlı faydalar meydana getirir. Dini amelin sırrı ise kişiye başka türlü güç getiremeyeceği itibari ve ihtiyari anlayışlar kazandırmasında yatar. Böylece dini amel bu anlayışlar içinde istikamet vesilelerini temin eder. Dine aykırı amelde bulunan kişinin ulaştığından daha öte maslahatların idrakini sağlar. Böylece kişinin idraki ameli ölçüsünde daha ötelere ulaşır diye devam ediyor ve özellik vurgusunda bulunuyor. Aslında buraya yeniden döneceğim. Şimdi bunu müsaadenizle ekran paylaşımında tahtamıza dönelim. Burada kalsın. Buraya döneceğim. Neden tahtaya dönemedik? Evet. Şimdi değerli izleyenler, okumuş olduğumuz bölümlerde el-aklül müseddet olarak belirlediği desteklenmiş akılda ancak dini olan amelin makbuliyetine yönelik getirmiş olduğu açıklamalar ve yorumlar sadedinde çok önemli problemlerin ortaya çıktığını tespit etmeye çalışacağım ve bunlar üzerinden yaptığım müzakerenin takdirini zat-ı hallerinize bırakacağım. Öncelikle böyle bir kitabın müellifi bize şu hususu netleştirerek yola devam etmesi gerekirdi. Diyecekti ki, bir ahlak filozofu olarak, biz ahlaki olan ve dini olan iki alanı tespit etmek zorundayız. Neden? Çünkü birisi diğerine göre, mantık derslerimizde Nisebi Erba'yı ele aldığımızda bunların üzerinde durmuştuk. Birbirleriyle olan ilişki ve nispetleri üzerinden baktığımızda birinin daha genel, birinin daha özel olduğunu ama bu genel olanın özel olanla kesişim alanlarının da bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci olarak tespit edilmesi gereken bir ahlaki dairenin tespitiydi. Şöyle bir ahlak dairesi tespit etmemiz gerekiyor bir olarak. Ve az sonra detaylarını belirleyeceğim üzere bu ahlak dairesi tamamen akli bir dairedir. Bunun üzerinde durmalıydı bir filozof olarak. Ahlaki olanın akli olan olduğunun üzerinde durmalıydı. Ve sonra da bir dini alan belirleyebilirdi. Bir dini alan. Bu dini alanda
tabii ki doğal olarak nakle dayanır. Temeli nakildir. Nakil üzerinden bir dini alan var. Bir de akılla temellendirilmesi gereken ahlak alanı var. Ve hiç kuşkusuz ki ahlak olan ahlaki alan dini alandan daha geneldir ve asıldır. Şimdi burada üzerinde duracağım hususların her birerleri açısından şu hususlara dikkatinizi istirham ediyorum. Şimdi birinci derecede ahlak asıldır. Ahlak asıldır. Din tebeidir. Ahlak asıldır. İnsanda asıl olan akıldır, ahlaktır. Yaşamda asıl olan ahlaktır. Neden? Çünkü insan fıtratı, daha önceki eleştirmelerimde ele aldım, Rum suresi 30. ayeti hatırlayacak olursanız, Allah'ın fıtratı ahlaktır. Likulli dinin huluk rivayeti üzerinden ele aldım. Fıtratın bir ahlak oluşu ve böyle bir ahlaki zemin üzerinde bütün yaratılışın gerçekleştiğine yaptığımız vurguda bu hususun altını çizmeye çalışmıştım. Dolayısıyla değerli izleyenler, ahlak asıldır. İnsanda ahlak asıldır ve din sonradan ona tabi olarak gelir. Bu itibarla tebeidir dedim. Çünkü dinde gelen vahiy, nakil, mesaj adı üstünde bir rehberdir, bir yönlendirmedir. Neye? Ahlaki olana. İnsana ahlaki olana, fıtri olana yönlendirmedir ve ona bir hatırlatmadır. Vahiy neden zikirdir? Neden bir hatırlatmadır? Çünkü asıl olana bir hatırlatmadır. Asıl olana bir yönlendirmedir. Bir rehberliktir. Bu itibarla dikkat buyurunuz, din ahlaki yasalar belirlemez. Din ahlaki hususları efendim liste olarak vermez. Mesela din o kadar fazla ameli salihe vurgu yapar. Bakın, ameli salih, iman ederler ve salih amel işlerler. Üzerinde duracağım bunun. Detaylı bir şekilde duracağım hem de. Salih amel işlerler. Kur'an'ın ısrarla vurguladığı mesajlardan biri bu. Peki bize Kur'an bir salih amel listesi verir mi? Hayır. Çünkü salih amel şu asılda var. Ahlaktır. Salih amel ahlaktır. Az sonra salih amelin ne olduğu üzerinde detaylandırmaya girdiğimde ve örnekler verdiğimde bunun daha iyi anlaşılacağını umut ediyorum. Dolayısıyla değerli izleyenler, Taha Abdurrahman'ın ameli sadece dine indirgemesinde ne kadar önemli bir alanı ihmal ettiğini, göz ardı ettiğini, nasıl bir dogmatik indirgemecilikte bulunduğunu görmemiz bakımından bunlar son derece önemlidir. Peki, Kur'an bize bir salih ameller listesi vermiyor. Yine Kur'an'ın en çok önerdiği hususlardan birisi marufun emridir, marufun temsilidir. Peki marufun ne olduğunu söylüyor mu? Hayır. Çünkü maruf da ahlaktır. Ve burada son derece önemli olduğu için altını çizerek belirtmek istiyorum. Onu farklı bir renkle yazmama izin verin lütfen. Bireysel olduğunda salih ameldir. Ahlaki olan bireysel olduğunda salih ameldir. Kültürel olduğunda, toplumsal olduğunda maruftur adı. Salih amel ile kültürel, maruf aynı anlama gelen iki Kur'ani kavramdır. Ama aralarındaki epistemolojik fark, salih amel dediğimizde bireysele, öznel olana vurgu yapılır. Bireysel bir eylemdir, bireyseldir. Maruf ise kültüreldir, toplumsaldır, uzlaşımsaldır. Ve böylece maruf dediğimizde kültürel bir uzlaşının ortaklaşa kabul ettiği değerler ve ortaklaşa uygun ve güzel gördüklerinden söz ederiz. Salih amelde ise bireysel olana vurgu yapılır. Hem salih amelin hem maruf olanın etimolojik olarak kökenlerine gittiğimizde bir uygunluğun,
bir bilinmişliğin, maruf olanın örften, arefeden geliyor oluşuna bakarsak, bir biliniyor olunmanın, bir tanınıyor olunmanın, bir bildik oluşun vurgulandığını, salih amelde yine köken itibariyle bir uygunluğun, bir münasipliğin söz konusu olduğunu görüyoruz ki bu bilinme bedihi olarak fıtratımızda var olan bedihiyata bir vurgu adeta, uygunluk da fıtrata bir uygunluk olduğundan ahlakidir ve dolayısıyla ahlaki olan tüm davranışlar, salih amel, maruf, ister bireysel ister kültürel davranışlar halinde olsun, her zaman dini amelden öncedir ve dini amelden efendim daha asıldır. Şimdi burada daha fazla detaylara gireceğim, müsaadenizle örnekler vereceğim. Dolayısıyla Taha Abdurrahman'ın salih amelden, maruftan, ahlaki amelden söz etmeden dini amele gitmesi ve ameli bütünüyle dini olana indirgemesi asla kabul edilemez. Hele bir ahlak filozofundan, bir felsefeciden ve bir mantıkçıdan, az sonra mantıki problemleri üzerinde de duracağım, böyle bir şeyi kabul etmek, kabullenmek mümkün değildir. Değerli izleyenler, Hazreti Peygamber 40 yaşında peygamber oldu. Hazreti Peygamber'in dini ameli 40 yaşından sonra başladı. Peki peygamber oluncaya kadar yaptığı ameller nasıldı? Ahlakiydi. Hangisi asıl? Ahlaki olan asıldır. Onun için cahiliyedeki erdemler İslam'da da erdemdir. Ve aynen devam ettirilmiştir. Buyurun. Bu erdemler dini ameller değil. Putperestlerin eylemlerindeki erdemden söz ediyoruz. Ahlakidir. Ahlaki olana vurgudur. Hazreti Nuh oğlunu kurtarmak için Allah'a dua ediyor. İnnehu ibni min ehli diyor. O benim oğlumdur, ehlimdir. Allah ne buyuruyor? İnnehu leyse min ehlik. O senin ehlin değildir. Hud suresinde. İnnehu amelun gayru salih diyor bakın. Kime söylüyor? Peygambere. Peygamberin ameline söylüyor gayri salihtir diye. Gayri salih ve salih dini bir amelin karşılığı değil, ahlaki bir amelin karşılığıdır kavram olarak. Ve salih amel, maruf, dini amelden daha genel, daha kapsayıcı, daha asıldır ve dini amel daha tebeidir ve ikincildir. Şimdi konunun daha derinliklerine müsaadenize inelim. Eleştirmemizin boyutlarını daha ilerilere taşıyalım ve konuyu en azından müzakeremizin sınırlarının el verdiği ölçüde genişletmeye çalışmak istiyorum. Müsaadelerinizle. Değerli izleyenler, bunları notlar halinde yazıyorum, ekranda sabit kalsın diye. Şimdi bu ifadelerimin radikal geleceğini biliyorum. Alışılmadık olduğunun farkındayım. Ama ne kadar önemli olduğunu zat-ı'alilerinizin de takdir edeceğine inanıyorum. Bir, dini amel ahlaki amel değildir. Bir kere filozofumuzun öncelikle bunları ayırt etmesi gerekirdi. Onun için Kur'an, dikkat ediniz, Kur'an insanlara emirler verir, bunları yerine getireceksiniz der. Yasaklar koyar, bunlardan da uzak duracaksınız der. Bunun dışında bir de ameli salihten, maruftan söz eder. Kur'an'da, vahiyde ikisi de vardır.
Şimdi bunları belirleyelim. A. Emir ve yasaklar. Az önce Taha Abdurrahman'dan okuduğumuz o farzlar, emirler, emir ve yasaklar. B. Ve salih amel. Maruf. Salih amel. Şimdi şu söyleyeceklerimin üzerinde birlikte düşünelim lütfen. Allah'ın bize kitabında verdiği emirleri var. Yani değiştirelim. Daha görünür olması bakımından müsaadenizle. Evet. Emirler var. Yasaklar var. Namaz kılın diyor. Oruç tutun. Hacca gidin. Zekat verin. Değil mi? İçki içmeyin. Zinadan uzak durun. Vesaire. Emirler ve yasaklar var. Şimdi bu emirleri yerine getirmek ve yasaklardan uzak durmak ahlaki amel değildir. Neden? Çünkü dikkat buyurunuz, bunları emir gereği yapıyoruz. Bize bir namaz emredilmemiş olsaydı namaz kılacak mıydık? Hayır. Oruç emredilmemiş olsaydı oruç tutacak mıydık? Hayır. İçkiden uzak durun demeseydi belki içki içecektik. Zina diye bir yasak olmamış olsaydı, zina diye bir sorun, problem zaten söz konusu olmayabilirdi. Dindarlar için söylüyorum. Peki, bir hususu daha belirlemek istiyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, dikkat buyurunuz, dini ameldir ama salih amel değildir. Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Çünkü bu ifadeler hem konumuz açısından son derece önemli hem de konumuzu ele alan mütefekkirimizin neleri ihmal edip göz ardı ettiğini görmemiz bakımından da son derece önemli. Peki o zaman bizim salih amel ile vurguladığımız şey nedir? Biraz erken döneme gideceğiz. Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki problemlere, neyin iyi, neyin kötü olduğu, neyin güzel, neyin çirkin olduğunun ne ile belirleneceğine ilişkin Ehl-i Sünnet arasında Eş'ari gelenek daha sonra bunu zirvelere tırmandıracaktır. Tartışma burada ortaya çıkar. Akli olandadır. Ahlaki olan akli olmak zorundadır. Ahlaki olan aklidir. Dolayısıyla dini olan da naklidir. Bir kimse kendisine, dikkat buyurunuz, emredildiği için zekat verdiğinde salih amel işlemiş olmaz. Niye? Çünkü emri gereği yapıyor. Zorunlu vermese de gelip elinden zorla alıyorlar, değil mi? Zorla alıyor. Devletin vergi aldığı gibi. Onun için vergi vermek de salih amel değildir. Ama Kur'an salih amele teşvik ediyor. İnfak, sadaka vermek salih ameldir. Çünkü neden? Zorunlu değilsiniz. O halde şimdi burada son derece önemli bir hususun altını çizmemiz gerekiyor. Emir gereği, yasak gereği yaptığımız davranışlar ahlaki olamaz. Emir gereği, yasak gereği yapılan davranışlar ahlaki değildir. İşte bu dinidir. Değerli üstadım. Dinidir. Din böyle emrettiği için öyle yapıyorsunuz. Cumartesi günü avlanmanın ahlaki ne tür bir alakası olabilir? Allah yasak kılmış. Bakın, cumartesi günü avlanmadığınızda dini bir amelde bulunmuş olursunuz. Bunun ahlakla hiçbir alakası yok. Domuz eti yemeyin diyor Kur'an. Müslümanlar domuz eti yemezler. Bu dini bir ameldir. Bunun ahlakla bir ilgisi yoktur. Peki ahlakla ilgisi nerede başlar? Din onu emretmediği halde akıl onu emreder. İşte ateistlerin, agnostiklerin, deistlerin ahlaki böyle bir ahlaktır. Bu nedenle bir dindar dinden çıktıktan sonra her şeyi mübah görmeye başlayıp o sendelediği dönemlerde bütün ahlaki
zeminini kaybediyor. Neden? Çünkü dini, tam da Taha Abdurrahman'ın söylediği gibi, dini zeminin dışında bir zemini yok. Davranışsal zemini, ameli zemini dine indirgerseniz ve din o kişinin ayaklarının altından kayarsa o zeminsiz kalır. Ama bir ateist ahlaksızdır diyebilir misiniz? Dünya devletlerinde yapılan istatistiki araştırmalarda en ahlaki toplumlar neden Finlandiya ülkeleri çıkıyor? Ve bu ülkelerin çoğunluğu %90'ın üzerinde ateistler. Çünkü ahlak ile din son derece birbirlerinden ayrı alanlara tekabül ederler. Dindar bir kimsenin dindarlığının gereği inandığı dinin emir ve yasaklarını yerine getirmesi dini bir ameldir, doğrudur. Ama kişinin bütün amellerinin bundan ibaret olması ve ahlaki olan amellerinin olmadığı şeklinde bir yargı indirgemecidir ve dogmatiktir. Bu itibarla ahlaki olan, güzel olan sadece dini olana indirgenemez. Salih amel akli olarak yapması gerektiğine kişinin inandığı için, öyle doğru davranmadığında kendisiyle, insanlığıyla, aklıyla çelişeceğini bildiği için, tabii konu uzamasın diye burada Kant'ın ahlak anlayışına girmek istemiyorum. Yoksa girmeyi çok isterdim. Bunu insan olmanın bir zorunlu koşulu olarak gördüğü için yaptığında ahlaki amel olur. Dürüstlük, karakter. Hazreti Peygamber neden peygamberlik öncesi de insanların emin dediği bir zattır? Hazreti Peygamber'in eminliği dini bir eminlik midir? Ahlaki bir eminlik midir? Dolayısıyla bizim önce zihinlerimizden şunu netleştirerek ayrıştırmamız gerekir. Dinin bize yüklediği emirler, dinin bize yüklediği yasaklar, o dine inanmış olmamızdan dolayı, yaptığımızdan dolayı dini ameldirler. Ama bunların dışında, dinin emirleri ve yasaklarının dışında bir insan olarak yaşamımızın tüm alanlarında bu dindar olmanın da bize kazandırmış olduğu perspektifle, bu dindar olmanın da sevk etmiş olduğu bir arka planla bir ateistten, bir agnostikten, bir deistten insan olmak bakımından daha ahlaklı olduğumuzda işte o zaman herhangi bir dine inanmayan insanlar dindar insanın kişiliğine hayran olabilirler. Bu itibarla Kur'an'ın sıklıkla vurguladığı salih amel, sıklıkla vurguladığı maruf son derece önemli olarak bize amelin sadece dini olana indirgenemeyeceğini vurdu. Örneğin, bugün insanlığın tekamülünde rolü olan ama hiç de dini olmayan çalışmalar, gayretler, çabalar, ilim, bilgi vesaire söz konusu. İnsanlığın bugünkü noktaya gelmesine katkıda bulundu. Şimdi bunların bir önemi yok mu? Taha Abdurrahman'a göre hayır. Hatta dini olana benzese bile kast, niyet olmadığı için olmaz diyor. Değil mi? Okuduk. Şimdi sorayım. Abraham Lincoln köleliği kaldırdı. Bunu herhangi bir dini kasıtla, niyetle de yapmadı. Ve tarih boyu buna Müslümanlar da dahil din
köle azat edilmesinin ve hürriyete kavuşturulmasının önemini onca vurgulamasına rağmen bunu yapamadı. Dindarların başaramadığı bir hususu Abraham Lincoln bir insanlık hakkı olarak her doğan hür doğar dedi ve bunu tüm insanlığa kabul ettirdi. Bu dini bir amel değil. Ahlaki mi? Evet. Akla dayalı mı? Evet. Şimdi akıl eleştirisinde de bunların üzerinde duracağız ya. Onun için onu özellikle vurguluyorum. Peki makbul değil mi sayın üstadım Taha Abdurrahman? Köleliğin kaldırılması makbul bir amel değil mi? Nesi saptırıcı? Nesi mahsurlu? Yüzlerce örnek verilebilir ama benim bugün üzerinde duracağım çok fazla konular olduğu için, çok fazla mevzular üzerinde birlikte duracağımız için müsaadenizle bu hususu şöyle tamamlamak istiyorum. Ameli dini olana indirgediğinizde, ameli dini olana indirgediğinizde, şuna indirgediğinizde, ahlaki olanı dışarıda bırakmak suretiyle, özellikle amel-i salih ve maruf gibi çok önemli Kur'ani kavramları dışarıda bırakan ve insanı bütünüyle kuşatmayan çok indirgemeci ve dogmatik bir söylem ve tavır ortaya koymuş oluruz. Bu kabul edilemez. Kitabın daha adında yer alan El-Amelü'd-Dini yine kitabın içerisinde bölümler halinde ele alındığında asla kabul edilemeyecek bir içerikle sunulduğu için son derece kabul edilemez bir muhtevaya, içeriğe sahiptir ve bir ahlak filozofu olarak Taha Abdurrahman'ın bu düşüncelerini yeniden gözden geçireceğini umut ediyorum. Kendisine Yüce Mevla'dan hayırlı, uzun, sağlıklı ömür diliyorum. Şimdi müsaadenizle buradan kendisinin üstünde durduğu mücerret aklın sınırları olarak konuyu ele aldı. Hususun üzerinde duracağım ki bundan sonra asıl konulara yavaş yavaş giriyoruz. Ve bu bağlamda şuraya da yazdım, altını çizeyim müsaadenizle. Aklı kalbin fiiline indirgediğini görüyoruz. Bakın, iki indirgeme var son derece önemli. Birisi ameli dini olana indirgiyor. İkincisi aklı kalbin fiiline, yine aklı da fiile indirgiyor. Yani amele indirgiyor. Yani akıl da bir amel haline geliyor. Amel, bakın bir fiile indirgendiğini görüyoruz. İşte bu önemli indirgemecilik üzerinden konuyu müsaadenizle ele almak istiyorum. Ve tabii burada bir ekran paylaşmam gerekiyor. Galiba buydu ya, umut ediyorum. Evet. Şimdi burada değerli izleyenler, soyut aklın sınırlarına ilişkin bir mevzuyu görüyoruz. Üstad soyut aklın sınırlarını ele alacak ve üzerinde duracağız. Daha konuya girerken birinci kısımda soyut aklın sınırları konusuna Gazali merhumun El-Munkıt Minet Dalal adlı eserinden önemli bir paragraf iktibas etmiş ve bizimle paylaşmış. Cabiri okumalarında üzerinde durduğumuz, irfani epistemolojisi epistemoloji olarak ele aldığımız ve zirvesini Gazali ile temsil ettiği hususuna, Cabiri üzerinden vurgu yaptığımız bir hususa dikkatinizi çekerek başlamak istiyorum. O da şudur.
gördüğünüz üzere akılla ilgili bir konuya girerken Gazali'den bu paragrafı alıntıladığınızda kendi kendinizle çelişmiş olursunuz. Daha baştan, hiç konuya girmeden. Çünkü üstad bu paragrafıyla daha sonra söyleyecekleri üzerinden çok ciddi bir çelişkiye, mantıki çelişki içerisine düşmüştür. Neden? Çünkü Gazali bakın ne diyor? Müşahede ederek bildim ki herhangi bir ilmin bozulduğunu ancak o ilmi son noktasına kadar bilen nokta 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 kişi anlayabilir diye söylüyor. Peki, burada Gazali bize neyi söylemiş oluyor? Bilginin kaynağı akıl değildir. Neden? Aklederek bildim ki demiyor. Müşahede ederek bildim. Peki müşahede ile bilgi elde eden kimler? İrfan epistemoloji, arifler, sufiler, işrakiler. Değil mi? Bunları Cabir okumalarında detaylarıyla konuşuyoruz. İkinci kitapta çok daha detaylı konuşacağız. Bir kere bu paragraf başta aklın bilginin kaynağı olduğunu reddeden bir paragraf. Konuya böyle başlıyorsunuz. Soyut aklın sınırlarına aklını reddeden bir efendim irfancının, irfani epistemolojinin ünlü temsilcisi Gazali'nin ruhu şad olsun sözüyle başlıyorsunuz. Ve müşahede ederek bilmek akılla bilmek değildir. Müşahede ederek bilmek irfani bir bilme tarzıdır ve bilginin kaynağını kalp ve keşif olarak görmektir. Bunun akılla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla akılla ilgisi olmayan bir hususa burada atıfta bulunmak bir çelişkidir ve kabul edilemez bir durumdur. Şimdi tam da burada soyut aklın sınırları konusuna üstad geldiğinde soyut aklın fiil olma niteliği üzerinde bir de aklın nesneleştirilmesine olan itirazını ele aldığını görüyoruz. Ve burada az sonra tahtada da üzerinde duracağım üzere üstad mücerret akıl yaklaşımını reddediyor. Mücerret akıl diye bir şey söz konusu olamaz diyor. Ve dolayısıyla aklı fiile indirgediği için fiil olarak gördüğü, amel olarak gördüğü için geleneğin aklı mücerred olarak bir öz, bir cevher olarak algılamasını bir parçalama, ayrıştırma olarak değerlendiriyor. Ve nesneleştirme şeklinde onları mahkum ediyor. Oysa aklı amele indirirken kim neyi nesneleştiriyor olduğunu maalesef göz ardı ediyor. Şimdi bu iki önemli hususu ele aldığı bölümde son derece önemli bazı işte burada altlarını çizmişim nesneleştirici ve parçalayıcı geçmiş akla ilişkin yaklaşımları efendim eleştiriyor ve burada son derece önemli üzerinde duracağımız bazı hususların altını çiziyor. Ben de çizdim ve şimdi bunların üzerinde konuşacağız. Diyor ki buna binaen akıl ancak fiillerden bir fiil yahut davranışlardan bir davranış olabilir. Yani bir mücerret soyut akıl söz konusu değil Taha Abdurrahman'a göre. Onunla insan kendi benliğinde veya ihata gücünde bir takım hususları öğrenir. Bu tıpkı görmenin görülen şeylerle ilişkisi gibidir. Görme kendinde bağımsız bir esas değildir. Görme yetisi. Böyle bir görme yetisi diye bağımsız bir şey değil. Böyle bir şey yok diyor. Aksine gözden kaynaklanan bir fiildir. Gözden kaynaklanan görme bir yeti değildir, bir fiildir. Görmeyi bir fiile indirgiyor. Nasıl bir indirgemeciliği görüyorsunuz umarım. Benzer şekilde akıl da hakiki bir nefisten, tabii bu hakiki bir nefs tabiri hatalı bir tabirdir.
Doğrusu nefs olmalıydı. Hakiki nitelemesi doğru değildir. Felsefi olarak doğru değildir. Girmek istemiyorum. Kaynaklanan bir fiildir. Nefsten yani kişiden, şahsiyetten kaynaklanan bir fiildir. Şimdi bunun üzerinde duruyor ve devamını okuyacağım. Arap-İslam düşünce geleneği çerçevesinde insanı öne çıkaran bu benlik ise kalp. Yani nefs, benlik dediği, şahsiyet dediği Arap-İslam geleneğinde bunu öne çıkaran şey kalptir. Üzerinde duracağız, kalptir. Beş nolu dipnotun kalptir deyince bir ayete atıfta bulunmuş zaten onun üzerinde duracağımız ısrarla. Buna göre aklın kalple ilişkisi görmenin gözle ilişkisi gibidir. Ve sonra gelenekten İbn-i Teymiye'den bazı ifadeler vermiş. İslam düşüncesinde aklın nesne ve fiil oluşuna ilişkinde efendim bir girişte bulunuyor. Aklın bir fiil olarak nefiste bulunan, hakiki nefis dediği, nefiste bulunan bu benlik de kalptir dediği ve beş nolu atıfa dikkatinizi istirham ediyorum. Kalbin akıl fiilinin yeri olarak zikredilmesi, kalbin akıl fiilinin yeri olarak zikredilmesi Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkar. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Parantez içinde dolaştılar ama ibret almadılar. Bu mütercimin eklemesidir. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalp, kalpler, kalp gözleri kör olur diye, kalp gözü diye bir ekleme yapmış. Bu eklemeler çok sıkıntılı. Az sonra ayetin mealinde bunları göreceğiz. Kör olur. Haç suresi 44 diye yazmışlar. Düzelttim. 46 bu. 44. ayet değil. 46. Sehven. Yanlış yazılmış. Umarım ikinci baskıda bunu düzeltirler. Böyle bir hususa da dikkatini çekiyorum. Sonra yine üstad benzer bir yaklaşım hadislerde de görülebilir diyor. Vücutta bir et parçası vardır. O salih olursa bütün vücut salih olur. Bozulursa bütün vücut bozulur. İşte o kalptir diye Buhari'den alıntı yaptığı bir hadisten söz ediyor. Bununla sözüm ona kalbin ne olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Ve aklı da kalbin bir fiili olarak görüyor. Bunu da görme fiilinin gözle olan ilişkisine bağlayarak işte zaten görmede de bunu görüyoruz. Görmede gözün bir fiilidir diyor. Şimdi burada son derece önemli bazı hususların da üzerinde müsaadenizle duracağım. Fakat bu alıntı burada kalsın. Okumuş olduğumuz bu maddeler üzerinden değerli üstadın neleri gözden kaçırdığını müsaadenizle tekrar tahtaya dönmek suretiyle konuyu ele alalım. Evet, şimdi üstad diyor ki akıl kalbin bir fiilidir. Tıpkı görmenin gözün bir fiili olduğu gibi bir yeti, görme diye bir yetimiz yok. Ya bir fiil var. Fiil, söz konusu olan fiildir. Peki gözümüzü kapatıp görme fiilini engellediğimizde yetimizi de kaybediyor muyuz Sayın Taha Abdurrahman? Sadece görmeye indirgiyorsunuz da yetiyi ısrarla birazdan konuşacağız. Mücerret aklın, soyut bir aklın varlığını reddediyor, amele indirgiyor, gözü de ona indirgiyor. Peki hemen bu mantık hatasından başlayalım. Bir mantıkçı olarak, bir filozof olarak bunları görmeliydi. Bu önemli eserinde bu problemlere
bu çelişkilere düşmemeliydi. Şimdi diyor ki göz görme eylemidir diyor. Tıpkı akıl da kalbin eylemidir diyor. Hemen belirtmeliyiz ki bu A önermesi somuttur. Yani göz de somuttur, görme de somuttur. Yani eskilerin ifadesiyle söyleyelim, şahittir. Peki akıl mücerrettir, gayiptir. Kalp eylemi diyorsunuz, kalp zaten gayiptir. Peki sayfa kuramadım. Bunu nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Diyelim ki göz ve görme yetisini dikkate almadık. Görme gözün bir eylemidir olsun. Bu aklın da kalbin eylemi olduğunun nasıl bir delili olabilir? Bu nasıl bir kıyastır? Hangi analoji ile bunu yaptınız? Nasıl bir benzerlik üzerinden böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Bu bizim Cabiri okumalarında ısrarla üzerinde durduğumuz tam temel problemdir. Yani gaibin şahide kıyas edilmesi. Gaibin şahide kıyası. Özellikle Endülüs medeniyetinin büyük düşünürlerinin vurgularıyla söyleyelim, bunun kadar fasit kelami bir yaklaşım olamaz. Bütünüyle batıl ve fasittir. Fıkhi manada söylemiyorum batıl ve fasit sözcüklerini. Felsefi ve kelami manada söylüyorum. Gayip hiçbir koşulda şahitle temellendirilemez. Diyelim ki böyle bir benzetmeye gittiniz. O çok eleştirdiğiniz Cabiri merhumun görüşlerine baktığımızda durduğunuz yer ne kadar savunulabilir bir yerdir? Ne kadar geçerli bir önermedir? Akıl kalbin bir fiilidir önermesi. Bir mantıkçı olarak, bir filozof olarak ne ölçüde geçerli bir önermedir? Birazdan konuşacağımız ayetin anlamlarına geldiğimizde bunun hiçbir koşulda geçerli bir önerme olmadığının altını çizeceğiz. Peki ayete geçeceğim. Buhari'deki hadisten örnek vermişsiniz. Hadis diyor ki: "Ve inne minel cesedi mudghatan. Ve iza salahat salahal cesedu kullu ve iza fesadet fesadel cesedu kullu ela ve hiyel kalb." Hadisin orijinali bu. Bir hadisçi olarak söylüyorum. Bir metin eleştirmeni hadisçi olarak söylüyorum. Bunu her kim uydurduysa ne kalpten, bedenden, bedenin uzuvlarından haberi var ne de tıptan haberi var. Bir kere vücutta bir mudga baş parmağı kadar bir parça et demektir. Şu kadar bir şey. Yani bir lokmada ağzımıza alabildiğimiz parça kadar demektir. Peki kalbimiz o kadar mıdır? Kalbin büyüklüğünden haberi yok. İki, vücudun sıhhatinin nasıl sadece kalbin sıhhatine bağlayabiliriz? Bütün hastalıklar kalbin sağlıklı olup olmamasına mı bağlıdır? En azından o dönem için Galen tıbbına biraz bakmış olsaydı bunu uyduran kimse böyle bir laf söyleyemezdi.
Kaldı ki bu rivayetin ne metin ne sıhhat açısından hiçbir problemin olmadığını varsayalım. Sayın Taha Abdurrahman, bu sizin için nasıl bir delildir? Ela ve hiyel kalbu, dikkat edin bu kalptir sözcüğü, orada kalp geçiyor diye bu kalp sizin için neye delalet ediyor da akıl bu kalbin fiili oluyor. Cesetteki bu göğsümüzdeki kalp hangi gerekçeyle sizin için aklın bir eylemi olduğu mahalle, zemine tekabül ediyor? Bu nasıl bir istişhat, bu nasıl bir istidlal yöntemidir? Böyle bir yaklaşım kabul edilebilir mi? Ayette kalp geçiyor, hadiste kalp geçiyor diye bu size bu kalbin mahiyetini, mahiyet değil mi? Mantıkta, tanımda mahuve diyoruz. Mahuvenin cevabı, mahiyeti arıyoruz. Bunlar bir cevap mıdır? Kalbin mahiyetini ifade eder mi? Mantıkta tanım, tanımlayanın tanımlanandan daha açık olmasını gerektirmez mi? Peki akıl ve kalp, ikisi de soyut kavramlar olmak üzere hangisi hangisiyle tanımlanacak? Dolayısıyla atıfta bulunduğu hadis-i şerifte ela ve hiyel kalbu sözcüğü geçiyor diye ondan hareket ederek kalpten söz edemeyiz. Kaldı ki şimdi son derece önemli, uzunca üzerinde duracağım ayet-i kerimeye müsaadenizle başlamak istiyorum. Evet efendim, itiraf etmeliyim ki bu Haç suresinin 46. ayeti benim çocukluğumdan beri meşgul olduğum ilahiyat alanındaki serüvenimde
irfan geleneğimize ait işraki ve sufi metinleri okuyuncaya kadar hermenötikle meşgul olup felsefi hermenötik metin okuma ve yorumlamayla ilgili alanlarla meşgul oluncaya kadar bir türlü anlamadığım, anlayamadığım, anlayan birini görmediğim tercümelerinde ve tefsirlerinde yapılan ve yazılanlardan hareketle hiçbir zaman ikna olmadığım, tatmin olmadığım bir ayet-i kerimeyi Taha Abdurrahman Üstadımın bu eserine yapmış olduğum müzakere ve eleştirme üzerinden sizinle anlamını paylaşmak istiyorum ilk defa. Bunu Kur'an Hermeneutiği kitabımda zaten neşredecektim. Fakat bu vesileyle öne almış oldum. Çünkü ayet-i kerimenin son derece önemli bir mesajı var. Tercümelerde ve tefsirlerde maalesef göremediğimiz, görülemeyen, bir türlü kendisini ifşa edemeyen bir anlama sahip ayet-i kerime. Bu vesileyle hem onun üzerinde duracağım, ayet ne söylüyor, hem de bu ayetten hareketle değerli üstadın akıl kalbin bir eylemidir önermesi ne kadar isabetli, doğru bir önermedir ve bu ayeti kerime ne ölçüde üstadın önermesine delildir onu göstermeye çalışacağım. Ve şimdiden söyleyeyim, bu ayet bütünüyle üstadın önermesinin yanlışlığının delilidir. Şimdi birlikte görelim. Cenab-ı Hak yeryüzünde gezip dolaşmayı öneriyor. Yeryüzünde gezip dolaşmak bir turistik gezi değil bu. İnsan turlara katılarak gezi yapar. O da bir gezidir. Önemlidir de. Ama asıl geziyi tarihi okuyarak yaparız. Değil mi? Kur'an da bize kıssalar üzerinden böyle bir gezide bulunduruyor. Onu da söylüyor zaten. Kıssaları niye anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim? Bizi tarihte gezdiriyor. Tarihin karanlıklarında, dehlizlerinde dolaştırıyor. Ve orada bir şeyleri görmemizi sağlıyor. Tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolmuş ya da karanlık örtmüş, kaplamış, görünmeyen bir şeyleri fark etmemizi ve oradan ders çıkarmamızı istiyor. Onun için istersek arabamıza binerek yapmış olduğumuz bizatihi coğrafi mekanları görmek, harabeleri ziyaret etmek, oradaki efendim görseller üzerinden düşünmek üzere böyle bir yeryüzünde dolaşmayı anlayalım. İstersek tarih kaynaklarının sayfalarındaki, satırlarındaki o dehlizlerde bunu arayalım. Hangisi olursa olsun burada son derece önemli olan bir şey var. O da diyor ki onlar efelem yesiru fil art. Onlar dolaşmazlar mı? Gezmezler mi yeryüzünde? Bu tarihtir. Tarihi araştırmazlar mı demektir? İnsanoğlunun geçmişini bir araştırmazlar mı? Can alıcı kavramımızı farklı bir renkle müsaadenizle çizmek istiyorum. Özellikle kırmızıyla. Çünkü anahtar sözcüğümüz bu. Son derece önemli. Üzerinde duracağım bir sözcüktür. Bu gezmenin bizde bir şey oluşturacağını söylüyor Kur'an. Ta ki oluşsun fetekune, fe fa'i takibiye ve sebebiyedir. Oluşsun. Bir oluşmaktan söz ediyor. Yani oluşmak önce yok. Önce yok idi, oluşacak. Henüz yok. Oluşacak. Ne zaman? Tarihi okuduğumuzda. Yeryüzünde ne olup bittiğini öğrenmeye başladığımızda oluşacak. Tarih okuyanlarda, gezenlerde, araştıranlarda lehum oluşacak. Ne? Bakın kulubun kalpler.
Ne kadar harika bir ayet-i kerime. Evet. Minnettar kendilerine, irfan geleneğimizin büyük sufilerine ve düşünürlerine, işraki geleneğimizin büyük düşünürlerine ve sufilerine ki fakirin bu ayeti kerimeyi anlamasını sağlayacak bana mirasta bulundular, miras bıraktılar. Evet, diyor ki bakın kalpler çoğul olması lehumdan dolayı. Kalpleri oluşsun, kalp oluşsun. Bakın kalp, kalp oluşacak. Henüz yok. Ne zaman oluşacak? Gezdiğimizde, gördüğümüzde, fark ettiğimizde, ibret aldığımızda oluşacak. Öyleyse Kur'an'ı terminoloji de hemen hemen böyledir. Yani bunu Kur'an-ı Hermeneti kitabında inşallah detaylarıyla yazacağım. Orada okuyabileceksiniz. Kur'an'daki tüm kalp, bu manadaki kullanılan kalplerin tamamı anlamayla birazdan konuşacağız. İlişkilendirilen son derece önemli bir husustan söz ediyoruz. Ve değerli izleyenler, sabit bir kalp, cevher olan bir kalpten söz etmez Kur'an-ı Kerim. Sabit, cevher bir kalp var. Genellikle sufi terminolojide sanki böyleymiş gibi algılanır ama öyle değil. Az sonra arz etmeye çalışacağım. Dolayısıyla sanki böyle bir cevheri, akıl gibi bir kalp var. Manevi bir kalp. Bu göğüsteki değil. Birazdan üzerinde duracağız. Onun için hadis-i şerifi delil getirmesine itiraz ettim. Bu manevi bir şeydir. Dolayısıyla bu var olan bir şey değil. Bu duruma göre oluşan bir şeydir. Şimdi burada size bir müsaadenizle bir merdiven benzeri tasavvuf geleneğimizde çok yaygın olarak bilinen bir şema çizmek istiyorum. Fena mertebesine kadar yükselen bir sufi düşünelim. Yolculuğuna buradan başladı sufi. Sufi yolculuğuna buradan başladı. Makamlar kat etti. Bu çizgiler makam. M harfi koyuyorum uzamasın diye. Bunlar da hal. Araları da haldir. H harfi koyayım. Bunlar da haldir. Tasavvuf geleneğimizde haller manevi anlama halleridir ve kalbe tekabül eder. Kalbin oluşumunu ifade eder. Makamlarsa o hal boyunca ne kadar sürdüyse, bu sufiden sufiye değişken bir durumdur. Ne kadar efendim sürdü, ne kadar zaman aldıysa, bunun sonucunda sufide bir kalp oluşur. Makam, bir kalp oluşur. Ve bu kalp sufinin akletmesini sağlar. Yani anlamasını sağlar. Her neyle karşı karşıyaysa onu anlamasını sağlayan şey kalptir. Sufi geleneğimizdeki terminolojiye dikkat ettiğimizde bunların çok önemli olarak detaylarıyla izah edildiğini, o kalbin parlamasının, aynaya dönüşmesinin, o metaforik anlatımının tümünün arkasında da bunun olduğunu görebiliriz. Böylece bir oluşan kalpten söz ediyoruz. Dolayısıyla burada başladığında sufinin bir kalbi yok. Yani burada bir kalp yok. Cevher manada bir kalp yok burada. Burada bir kalp yok. Ya haller ile oluşan, şurada oluşacak bir kalp var. Ve bu kalp bir anlam düzeyi, bir anlam seviyesidir. Sufi bu düzeyde oluşan kalple anlar. Yukarı çıktıkça daha iyi anlar. Yukarı çıktıkça daha iyi anlar. Buraya çıktığında artık anlamanın zirvesindedir. Konuyu tasavvufa dönüştürmeden ayete dönmek istiyorum.
İşte yeryüzünde gezmek, yeryüzünde dolaşmak, tarihi okumak, tarihi incelemek bizde kalp oluşturur. Bakın, kalp oluşturur. Bizde bir kalp oluşur. Okumadan, gezmeden sahip olmadığımız bir şey olur bir de bizde. İşte ben buna anlam ve hermenötik ufuk diyorum. Anlam ufku, hermenötik ufuk. Bu ufuk olmadan anlayamazsınız tarihi, ne olup bittiğini, mesajı anlayamazsınız. Mesajı anlamanızın ön koşulu böyle bir ufka sahip olmak. Bu ufk ne? Kalp, kalbin oluşması. Bu kalp ne zaman oluşuyor? Seyahat ettiğimizde ya da tarihi okuduğumuzda. Peki böyle bir kalp oluştu, ne ortaya çıkıyor? Bakın, ya'kilûne biha. Bu kalb ile ya'kilûn, bakın. Sayın Taha Abdurrahman. Kalbin fiilidir diyorsun ya, akletmek. Kur'an akletmeyi söylüyor. Ve dikkat buyurunuz. Dikkat buyurunuz. Kalp, bunu şöyle daha net yazayım. Kalp, akıl ilişkilendirdiğimizde akıl asıldır. Yani kişinin aklı var. Fakat bu aklın işlevsel olması, bu aklın bir şeyleri kavrayabilmesi için kalbin oluşması gerekiyor. Yani akıl asıldır, zatidir, kalp arazidir. Ve asla zati olan bir şey arazi olanın eylemi olmaz. Ona bağlayamazsınız Sayın Taha Abdurrahman. O bir ufuktur, arazidir, zati değildir ve değişkendir. Makamdan makama, halden hale değişir. Sabit bir şey değil, akıldır sabit olan. Ve akıl, o değişken olan, arazi olan kalbin ona sağladığı ufuk ve zemin üzerinden algılamada bulunur. Ve yani kalp, aklın bir enstrümanıdır. Akıl kalbin değil. İstirham ediyorum. Bunun üzerinde yeniden düşünmelisiniz. Ve Kur'an bize gayet net bir biçimde efelem yesiru fil ard fetekun lehum kulubun. Bakın ne kadar harika. Kalpleri oluşsun. Bir oluşumdan söz ediyor. Bir arazi durumdan söz ediyor. Asli değil, oluşacak. Henüz yok. Ne zaman? Gezdiğimizde, okuduğumuzda. Ve sonra bu oluşan zemin, bu kalp bize ne sağlayacak? Bir anlama ufku. Horizon of understanding dediğimiz hermeneutikteki bir ufku, bir anlama ufkunu sağlayacak. Ve onunla biz anlayacağız. Demek ki burada bir oluşan durumdan, arazi bir durumdan söz ediyoruz. Ev azanun, bakın azanun. Bakın fetekune azanun. Burada da bir oluşan kulaklardan söz ediyor. E bizim kulaklarımız yok mu ki oluşsun? Dikkat buyurunuz. Evet, kulaklarımız var. Bunlar neyi duyuyor? Somut sesleri duyuyor. Ses duyuyor bu kulaklarımız. Peki gezdiğimizde, tarihi okuduğumuzda ne duyacak bu kulaklar? Kulak oluşacak. Yesme'ûne biha, işitmeye başlayacağız. Neyi? Mesajı. Demek ki tarihi okumak, tarihin sayfalarına gitmek, küreyi arzı incelemek, bizden önce neler oldu bittiği gözlemlemek, bizde bir anlama ve mesajı idrak etme zemini oluşturacak. Bu zemine Kur'an kalp ve kulak diyor. Ve çok iki önemli
benzetmeye dikkatimizi çekiyor. Biz anlayacağız, anlama ve duyma. Duyumsayacağız, mesajı fark edeceğiz. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim son derece önemli bir şey söylüyor. Ve dikkat edin, fe inneha vurguyla bir şeyi karıştırmamamızı söylüyor ki hiçbir zaman doğru tercüme edilememiş bölüme geldik şimdi. Edilemeyen, izah edilemeyen bölüme geldik. Diyor ki, dikkat edin diyor Cenab-ı Hak. La ta'mel absar. Gözler kör olmaz. Velakin ancak kör olan nedir? Ta'mel kulub. Bakın. Kalpler kör olur. Elleti bu kalpler fis sudur. Al bakalım buyurun. Çıkın işin içinden. Sudur. Göğüs. Tercümede de gördük ya kalp gözü diyor buna da. Kalp gözü. Kalp gözü ne demekse? İşte kalp gözü tasavvufta şu söylediğim hermeneutik ufuktur. Bize anlamayı sağlayan, görmemizi sağlayan, görme denmesinin sebebi tasavvufta mükaşefe olduğu için. İlmin, bilginin kaynağı mükaşefe. Mükaşefe açığa çıkma, görmedir. Onun için kalp gözü derler. Kalp aslında bir idraktir. Görmeyle metaforik olarak ifade edilmesinin sebebi de bilginin görsel olarak görmeyle idraki nedeniyledir. Onun için kalp gözü diye, kalp gözüyle gördü diye halk arasında da yaygındır bu. Tamam kalp gözü ama bizim göğsümüzle ne alaka? Bir de niye gözler kör olmuyor? Bir sürü gözü kör var ya işte bu Allah böyle nasıl bir şey söyler? Şimdi hani ben hiciv yaparak YouTube kahramanları diye atıfta bulunuyorum ya konuşmalarımda. Mealleri önüne koyuyorlar, alıyor bunu şimdi oturuyor, al bakalım diyor. Ya işte göz kör oluyor ya diyor, bak Allah böyle söylüyor. Nasıl kör oluyor? Adam haklı. Çünkü zahiri olarak baktığımızda böyle durum. Ama Allah meal göndermediği için o kahramanlar, hiciv olarak söylüyorum bunu, maal eleştirisi yaparak güya sözüm ona haşa Allah'ın kelamını eleştiriyor. Siz kim? O kelamı anlamak ve eleştirmek kim? Dolayısıyla bakın ama zahir olarak baktığımızda böyle tam el apsar. Gözler kör olmaz diyor. Nasıl kör olmaz? Bir sürü gözü körü var. Hiç görmeden doğan da var. Gördüğü ama görüyor ama sonra kör olan da var. Nasıl kör olmuyor? Kör olan kalptir. O da göğüstedir diye. Sudur göğüs ya. Şimdi en önemli bölüme geldik. Biraz farklı bir renge geçebilir miyim? Bu farklı renk üzerinden işaretlemede bulunacağım. Daha açık bir renk olsun. Genel yazılarımız karışmasın diye. Cenab-ı Hak burada bir teşbih, bir metafor bize sunuyor. Mecazi bir anlatımla çok önemli bir şey söylüyor. Göğsümüzdeki kalp neyin altında? Göğsümüzün sudur bakın. Göğsümüzün altında. Göğüs ne? Kalbi gizleyen, örten bir şeydir. Satır, göğüs her zaman bir şeyi kafes olarak örten, kaplayan demektir. Etimolojik olarak Arap dilinde böyledir. Sadır bir kafes gibi bir şeyi örter. Tıpkı sizin kalbiniz göğsünüzün kaburgalarınızın altında örtülü olup görünmediği gibi. Kör olan
kör olan, bakın ta'mel kulub. Kör olan kalpler nerede? Bir kafesin, bir örtünün altında. Gözler değil, ona geleceğim gözlerin kör olma işine. Gözler değil, kör olan kalplerdir. Kalp kör olur. O nerede? Kafesin altında. Örtü. Biz kalp olarak neden bahsettik? Tarihin sayfalarında ve küreyi arzın geçmişinde yaptığımız gezintilerimizde keşfettiğimiz oluşan bir kalpten söz ettik. Bakın bu kalpten. Peki bu kalp neyin altında? Tarihin. Peki buradaki sur ne oldu? Tarih. Kör olan kalp, tarihin sayfalarının örttüğü, zamanın, mazinin, geçmişin örttüğü kalptir. Onu bulun. Onu görür kılın. O kalbin gözünü açın. Çünkü geçmişten ibret almayı, geçmişten ders almayı, geçmişi okumayı, tarihi okumayı söylüyor ayet bize. Peki tarihi nasıl okuyacağız? Tarihi araştırırken bizde oluşan kalple. Demek tarihi araştırmak bizde kalp oluşturacak. Kalbin oluşması kalbin gözünü açacak. Bakın. Kalp yokken kördür. Kalp hem yok hem kör. Yani yok, bir şey de görmüyor. Oluşmaya başlayınca fetekun el kulub, görmeye de başlıyor. Dolayısıyla tarihin sayfalarının örttüğü kalpler kör olur. Siz o sayfaları açtıkça, o sayfaların örttüğü şeyi kaldırdıkça, altından sizi görmenizi sağlayan kalpleriniz oluşacak, onlarla görecek, kulaklarınız duymaya, mesajları almaya başlayacaksınız. Bu göğsümüzdeki kalplerin körlüğünden söz etmiyor. Hiç alakası yok onun. Ama biz suduru sadrı görünce hemen zannediyoruz ki buradaki sadırdan söz ediyor. Ama o sadrın altındaki kalbin körlüğünden söz edemeyiz ki. Kan pompalayan bir makine. Ne tür bir körlüğünden söz edebiliriz? Ve asıl körlüğünden söz etmemiz gereken gözlerdir, o da kör olmaz diyor ayet. Şu zıtlığa bakın. Doğasında kör olmak bulunan, tabiatı gereği kör olması gereken göze kör olmaz diyor. Tabiatı gereği körlükle hiç alakası olmayan uzvumuza da kör olur diyor. Böyle zahiren anlam verirseniz. Ve bunu hiçbir zaman çeviremezsiniz. Tefsir de edemezsiniz. Şimdi dikkat buyurun. O zaman ayet bize diyor ki, siz tarihi, geçmişi, sizden önce olup bitenleri görmek istiyorsanız, bunu göremediğinizde ben ne kör bir adamım diye gözünüzü suçlamayın. Bu sizin başınızın göreceği bir şey değil. Sizin başınızdaki göz bu manada kör olmaz. Hep görür. O hep görür. Ama tarihin örttüğünü göremez. Zamanın gizlediğini göremez. Onun için körlüğü baş gözümüzde değil, kalbimizde aramalıyız. Peki o kalp nerede? Göğsümüzde değil ya. Geçmişte. Tarihin, geçmiş zamanın perdelerinin, tabiri digerle, sudurunun, sadrının altında. Geçmişin sadrının altında. Geçmişin göğüslerinin altında. Geçmişin perdesiyle gizlenmiş, zamanın örtüsüyle bürünmüş ve doğal olarak körleşmiş kalbi açığa çıkarın, inkişaf ettirin, görmeye başlayın. Peki bunu nasıl yapacağız?
Siru fil ard. Yeryüzünü dolaşacaksınız. Sizden öncekileri anlayacaksınız. Sizden öncekilerin hayatına bakacaksınız. Sizden öncekilerin başlarına neler gelmiş onlara bakacaksınız. Ve böylece o örtünün altındaki kalbi ortaya çıkardığınızda ya'kilun ev ta'kilun anlamaya da başlayacaksınız. Çünkü bu ortaya çıkan kalp size bir anlama, akletme zemini ve ufku sağlayacaktır. Eğer izah edebildiysem değerli izleyenler, bu son derece önemli Haç suresinin 46. ayetindeki mesaj budur. Şimdi konuya dönelim. Değerli üstadımıza Sayın Taha Abdurrahman'ın ifadelerine dönelim. Akıl, kalbin bir fiilidir. Bu önerme doğru değil. Kalp, aklın taakkul, aklediş, az son üzerinde duracağım, akledişinin bir enstrümanıdır. Ayet böyle söylüyor. Ve siz bu ayeti hatalı önermenizi delili olarak veremezsiniz. Bu kadar net. Dolayısıyla aklı bir eyleme indirgemek son derece hatalı bir yaklaşımdır ve kabul edilemezdir. Şimdi müsaadenizle yeniden bu aklediş meselesine dönelim. Diyor ki, akıl konusunda benimsediğimiz aşağıdaki iddialar ispatlanmış olur diyor. Hatta üşenmeyelim. Aklın Yunan geleneğindeki anlamın gerektirdiği şekilde bir öz değil. Bakın. Aksine İslami anlamın gereğince kalpte kaim fiillerden bir fiil. Konuştuk, kalpte kaim bir fiil olmadığını söyledik. Veya niteliklerden bir nitelik, bu kalbi asıl ve cevher görmek gibi bir hatadan kaynaklanan ifadeler. Belirlenmesi değerlidir, değerli olmadığını söyledim. Bu tespit hatalıdır ve değerli değildir. Üstelik yabancı anlamın asli anlamının gereklilikleriyle uyuşması amacıyla kullanıma dönük etkileşim ve yaklaştırmayı kabul etmenin gerekliliği ortaya konunca akıl konusunda benimsediğimiz aşağıdaki iddialar kendince ispatlanmış olur diyor. Hayır efendim, ispatlanmış olmaz. Tam aksine bu iddiaların hepsi önerme olarak mantıki çelişkiyle doludur ve kabul edilemezdir. Reddi zorunludur. Göreceğiz birazdan. Diyor ki, eylemlerle niteliklerin iyiliği ve kötülüğü gibi. Eylemlerin iyi ve kötülükleri var. Nitelikler vasıflarında iyi vasıf, kötü vasıflar var gibi. Akıl da, bakın şimdi, akıl da kah iyi kah kötü olur. Biraz sonra akıl bölümüne henüz daha geçmedik. Geçeceğim. Mücerret akıl üzerinde dururken de üzerinde duracağım. Olmaz efendim. Mücerret akıl iyi ve kötü vasfıyla tavsif edilemez. Sahibi onunla gerçek bilgi yollarını tuttuğunda akıl iyidir. Bakın şimdi. Ama bu aklın iyiliğini sahibinin gerçek bilgi yolunu tutmasına bağladın. Bu akla ait bir vasıf değil ki. Akıl iyi ve kötüyse zati bir şey olması lazım. Ama siz onun iyiliğini o akıl vasıtasıyla gerçek olan bilgi yolunu tuttuğunda iyi olduğunu, doğru bilgi yollarından saptığında da sahibi zandara, şüphe ve fenalıklara düşürdüğünde ise kötü olduğunu söylüyorsunuz. Ben yazmışım bunu akıl yapmaz diye.
ve yukarıya da yazmışım akıl ile taakkul iltibas edilmiş. Siz bunu taakkul bir şahsın aklı kullanmasına bağladınız. Bu aklın iyiliği ve kötülüğü olarak değerlendirilemez değerli üstadım. Az sonra tahtaya geçtiğimizde bunun üzerinde duracağım. Böyle değerlendiremeyiz. Çünkü iyi ve kötü oluş aklın mücerret, soyut ve bir öz olarak vasıfları sayılamaz, tavsif edilemez. Akıl bunlarla tavsif edilemez. Üzerinde duracağım. B, C ve D şıklarında okuyacağım. Üzerinde durduğu hususların anlaşılmazlığını da dikkate alırsak, bakın, akıl eylemlerin ve özelliklerin temelinde bulunan dönüşüm ilkesine dayanır. Akıl. Bu taakkuldür. Bu ilke uyarınca kalbin bir akli durumdan daha erdemli ve akıllıca bir başka akli duruma veya bunun tersine daha aşağı ve cahilce bir hale geçecek şekilde etkilenip yönlendirilmesi mümkündür. Evet. Bunu yönlendirenin suçu bu aklın değil ki. Bunun aklın, soyut aklın, mücerret aklın yapısını analizle ne alakası olabilir? C, teorik bilimsel bilginin kendisini gösterdiği akla dayanan özelliği kalpten ayrılmaz. Asla ait bir özellik değildir. Bakın, teorik bilimsel bilginin kendisini gösterdiği akla dayanan özelliği kalpten ayrılmaz, asla dayalı bir özellik değildir. Aksine kalbin onlarla nitelenmesi ve ahlaklanmasından çeşitli sebep ve şartlardan meydana gelen geçici şartlar rol oynamıştır diye anlaşılamayan ifadelerle devam ediyor. Bunlarla ne söylediğini anlamak yine ancak kendisine mahsus ifadeler. Bunlarla bir şey temellendiremezsiniz. D, akli yöntem kişinin delillere dayandırılmış, doğru tarzda değerlendirilmiş ve kendi içerisinde düzenlenmiş, düşünceler edinmesini mümkün kılan bir dizi araçlardan, teknik icraat veya kararlardan müteşekkil. Bunu az sonra bizim klasik metinleri size okurken arz edeceğim. Müstefad akıl bu bizim. Niye kavram icat etmeye uğraşıyorsun? Var zaten bunlar değerli üstadım. İcat ettiğiniz kavramların hiçbirisinin içi dolu değil, açık değil, net değil. Bu yöntem soyut akıl adını verdiğimiz, dikkat buyurunuz. Bu yöntem soyut akıl adını verdiğimiz tırnak içinde şeyi tasnif ve inşa ediyorsa ve soyut akıl da bir önceki iddia gereğince kalbin kabul etmeye müsait olduğu özellikler için tikel ve konjonktürel kaynaklı bir inşa ise soyut aklın özellikleriyle nitelenmeyen bir diğer akıl türünü doğuracak başka bir bilimsel yöntemin izlenmesi mümkündür diyor ya kendine göre bir yöntem. Bu ifadelerin hepsi temel yaklaşımı gereği akıl ve kalp arasında kurduğu önermesel ilişki nedeniyle geçersizdir ve tutarsızdır. Bunların hemen hepsi yeniden gözden geçirmeye mahkum ifadelerdir. Efendim, şimdi müsaadenizle paylaşımımıza dönelim, tahtamıza. Ve buraya en başa gelelim. Ameli dininin problemleri üzerinde durdum. Sonuç değerlendirmesinde bazı çok önemli hususlara yine değinmeye çalışacağım izninizle. Çok uzattığımı biliyorum ama konunun önemine binaen bölmüyorum, bölemiyorum. Sizler bölerek dinleyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi bir, akıl dediği mücerret akıl bu. Bunu reddediyor. Böyle bir mücerred akıl yoktur diyor. Gördük zaten. Kalbin eylemine bağlamıştı.
Oysa bir mücerret akıl kabul etmeden, soyut bir öz, mücerret bir öz kabul etmeden herhangi bir hususu onun üzerine inşa edemezsiniz. Yani bir görme yetisini reddederek bir gözden ve görme eyleminden söz edemeyiz. Ve bunu reddetmenin size sağladığı bir kar da yok. Onu açık olarak, net olarak ortaya koyabilseydi üzerine düşünmeye değer bulabilirdik. Ama burada üzerine düşünmeye değer bulabileceğimiz bir şeyin olmadığının altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla siz el akıl sözcüğüyle ifade ettiğiniz şu sözcükle ifade edilen mücerret aklı kabul etmiyorsanız, o zaman bu ifade tecdidul akıl doğru bir ifade değildir. Tecdid yenilemedir. Dolayısıyla el akıl bu şekilde kullandığınızda bu cevher olan akla tekabül eder. Bu bir cevherdir. Yani doğuştan fıtratımızda bize verilmiş olan, az sonra metinlerini okuyacağım, pure reason dediğimiz saf akıldır. Bize verili olan akıldır, yetidir. Bunun yenilenmesinden söz edemezsiniz. Kitabın adındaki probleme yenilen deniyor. Bu soyut ve cevheri aklın yenilenmesinden söz edemezsiniz. Çünkü bu yenilenebilir bir şey değil. Bu insanı yeniden yaratmak olur. Haşa. Genetiğimizi bozmak olur. Genetik mühendislerinin işi bu. Bizim gibi sosyal bilimci, filozof, felsefe, alim insanların, ilahiyatçıların işi değil. Peki o zaman yenilenmesinden söz edeceğimiz doğru kavram nedir? İşte Cabir-i Merhum'un önemi burada ortaya çıkıyor. Epistemolojidir. Aklediştir. Üreten akıldır. Az sonra göreceğiz. Bilfiil akıldır. O halde doğru ifade tecdidul akıl değil, tecdidut taakkuldür. Zaten siz eylemden söz ediyorsunuz. Madem akıl eylemdir diyorsunuz, o zaman el akıl değil, taakkulden söz etmeniz lazım. Çünkü eylemsel akıl taakkul, aklediştir. Ya da usulü taakkuldür, yöntemdir, aklediş yöntemidir. İşte irfan, beyan, burhan birer aklediş yöntemleridir Cabir'in, merhumun sınıflandırdığı biçimiyle. Burada bir yenilenme olur ve Cabir'i okumalarımız bunun üzerine gidiyor. İrfanı yeniden yapılandırmadan, burhanı yeniden yapılandırmadan, beyanı yeniden yapılandırmadan söz ediyoruz. İşte bu tecdidul burhan, tecdidul irfan, tecdidul beyan doğrudur. El beyan vel burhan vel irhan, irfan, kulluhum et taakkul, bunların hepsi de taakkuldür. Usul taakkuldür, bir aklediş yöntemidir. Bunun tecdidinden söz edebiliriz. Aklın tecdidinden değil, tecdidul akıl doğru bir tabir olamaz. Ve bunu kullanması, kitabın başlığı olarak da kullanması isabetli değildir ve doğru değildir. Kaldı ki mücerret aklı reddeden, onu bir öz, bir töz olarak kabul etmeyen birisinin böyle bir tabiri kitabına başlık olarak koyması hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Oysa biz buradan beklerdik ki kendisinden değerli üstattan söz konusu akıl şu nedenle cevher sayılamaz, bir fiildir, eylemdir. Bunu kanıtlamalıydı. Ben bunun yenilenmesinden söz ediyorum ve buna akıl demiyorum. Bu bir taakkuldür, bir eylemdir, bir fiildir demeliydi. Şimdi geleneksel olarak, bakın, geleneksel olarak itiraz ettiği ve kabul etmediği, efendim, metinlere gelelim. Çok uzattım biliyorum. Lütfen beni hoş görün. Konu çok önemliydi. Kısa geçemezdim.
Bu Cürcani merhumun, buna yazamıyor muyduk? Yazıyorduk diye tahmin ediyorum ama. Evet. Yazamıyormuşuz galiba. Tamam. Cürcani merhumun gözüküyor Tarifat kitabından aldığım, iktibas ettiğim bazı metinleri çok hızlı, vaktinizi almayacağım. Geçmiş ulemamızın hem kelamcı hem filozof akıllarının ne kadar net, akıl konusunda ne kadar duru, rafine bir birikime sahip olduklarını görmeniz bakımından çok hızlı hemen üzerinde duracağım. El aklu cevherun mucerredanil madde fi zatihi. Bakın. Akıl zatında maddede mücerret bir cevherdir. Bu tabir aynıyla Kindi'nin El Risale fil akılda hemen hemen hatırladığım kadarıyla ilk cümlesidir. Kindi'den beri aklımız net bizim Sayın Taha Abdurrahman. Sizin biraz karışmış. Aklımız, zihnimiz net. Ve bunu, bu tanımı Kindi'den İbn Sina'ya geldiğimizde cevherun mucerredun basidun basit ile de vurgulayarak ve la murakkeben ifadesiyle işaretinde İbn Sina'nın bu tanıma ek olarak onu zati, cevheri, asli bir durum olduğunu tespit ediyor. Mukarinun leha'daki maddeye raci, yani mukarinun lil maddeti fir fi'lihi, yani akıl fi'l olduğunda, yani Sayın Taha Abdurrahman ifadesiyle eylem olduğunda, taakkul olduğunda, akıl işlevsel olduğunda, üretmeye başladığında maddeyle temas eder, onu anlar, bunu anlar, onu değerlendirir, bunu değerlendirir. Akıl. Uzamasın diye geçiyorum. Ve kıyle el aklu cevher ruhani halakallahu teala mutaallikan bi bedenil insan. İnsan bedeniyle buluşturduğu Allahu Teala'nın yarattığı manevi bir cevherdir diyen olmuş. Ve kıyle el akl cevher mucerret. Bakın. Bir mucerret cevherdir. El akl ma yuqalu bi hakaykul eşya. Eşyanın hakikati onunla anlaşılır. Mahalluhu re's. Baştır. Vakıyla mahalluhu el kalp diyenler olmuş. El akıl el heyulani. Bakın bu taksimden daha önce de bahsetmiştim derslerde. Mantık dersiydi galiba. Heyulani akıl var. Bu pure reason'dır. Bize verili olan, fıtratımızda olan, henüz bir fiil olmamış heyulanidir. Ve huve el istidad el mahz. Bakın. Li idrakil makulat. Makul olanların idraki için pur, mahz pur demektir. Pur, pur reason işte. El istida, bir yeti, bir yetenektir. Pur reason'dır. Ve hiye kuvve mahza haliye anil fi'l. Fiilden hali, fiille ilişkisi olmayan mahza pur bir kuvve, bir yetidir. Aşağıya iniyorum uzamasın diye. El akıl bil meleke var. Bu da istidattır. Nefsin istidadıdır. Ve ilmun biz zaruriyat. Bu da a priori melekeler dediği kategoriler olarak Kant'ın sunduğu meleki akıllar. Yani kategorilerimiz, bu bir zaruriyat, bedihiyat bilgilerimizdir. Bize verili olarak gelir. Biz bunlara zaman, mekan gibi bilgilere yaratılıştan sahibiz. Onu anlatıyor. İstidadun nefs bizalike liktisabin nazariyat. Bilgiye erişmede kullanacağımız nefsen bizzat sahip olduğumuz yeteneklerimizdir. El akıl bil fiil artık işlevsel oldu. Bu sahip olduğu a priori verili bilgileri kullanacak. En tasiren nazariyat mahsuneten inde kuvvetil akile bitekraril iktisab. Tekrar tekrar işlemek, tekrar tekrar kullanmak suretiyle bilgileri işleyen ve bunlar üzerinden kendisinde toplanmış mahsune görüşler, bilgiler ve düşünceleri işleyerek bilgi üreten akıldan söz ediyoruz. El aklul müstefat, bu da artık en tahdura indahu nazariyat, artık işlemiş, bilgi toplamış, bilgi kazanmış
bilgilere sahip bir akıldan söz ediyoruz. Elleti edrekaha, bu bilgileri bi haysu la tagibu an, artık kendisine meçhul, gayib olmayan düşünceler olarak aklın sahibi olduğu bir cevherden, bir mahiyetten söz ediyoruz Sayın Taha Abdurrahman. Bunun nesinde problem var? Bunun nesi parçalayıcı, nesi nesnelleştirici? Ve bunda ne tür bir sorun var da akıl konusunda zihinlerimiz bu kadar netken onu siz bu kitabınızda olabildiğince anlaşılmaz ve karmaşık hale getirmeyi denediniz. Bakın, Ana Britannica'dan Reason maddesinden aldığım aynı şeyi söylüyor. Batı geleneğinde orta çağdan günümüze, modern çağa, postmodern döneme Batı'nın da aklı net. Her ne kadar Taha Abdurrahman bunu kabul etmese de onun aklından daha net olduğunu söyleyebilirim. Karmaşık olan zat-ı alilerinin aklıdır. Görüyorsunuz, bakın, felsefede akıl, reason in philosophy, bir faculty, bakın, bir yetidir. Cevherin bir yetidir. Or process of drawing logical inferences, mantıki çıkarımların sürecidir. Birer mantıki çıkarım sürecidir. The term reason is also used in several other narrower senses. Daha dar anlamlarda, başka bir kısım anlamlar içinde bu reason terimi, kavramı kullanılmaktadır. İşte saymış, reason is in opposition to sensation, perception, feeling, desire as the faculty, bir yeti olarak, bunların karşıtları olarak, algılamanın, duyarlılığın, hissetmenin, arzunun karşılığı olarak da kullanılmış dar anlamda. Ve bunun varlığını empiristler reddediyor. The existence of which, reason, aklın varlığını empiristler denied by empiricists, empiristler reddetmişler. Ve hakikatin elde edilmesini sezgisel anlamaya, kavramaya bağlayan anlamıyla da kullanıldığından söz ediyor. Parantez içi cümleden bağımsız olarak yukarıyla bağlıyoruz. By which fundamental truths are intuitively apprehended. Şimdi bunlardan sonra çok önemli bir şey altını çizecek. Onun için okuyorum. These fundamental truths, bu temel gerçekler, are the causes, nedenlerdir ya da reasons'tır, of all derivative facts. Gerçekliklerin tüm türevleriyle ilişkili olan nedenler ve akletmelerden ibarettir. Ve büyük Alman düşünürü Immanuel Kant'a göre ise, according to the German philosopher Immanuel Kant, reason is the power of synthesizing into unity. Bakın, birliğin analizine bizi ulaştıran, bakın, bir power, bir güç, bir yetidir diyor Kant. Mücerret bir özden söz ediyor. Ne vasıtasıyla? By means of comprehensive principles. Bakın, genel kavramlar, tümel kavramlarla, comprehensive principles, tümel kavramlar yoluyla bizi bir unity'ye ulaştıracak olan bir sentezleme yetisidir akıl, diyor Kant. The concepts, kavramlardır. Öyle kavramlar ki are provided by intellect. Intellect, bakın, zeka vasıtasıyla sağlanan kavramlar. Kant'ın, aklın pure reason'daki kategorileri. Değerli üstadım, gördüğünüz gibi gerek bizim geleneğimizde, gerekse Batı geleneğinde aklın tanımı, aklın kabulü ve onun mahiyetinin tetkiki son derece rafinedir.
tüm farklılıklara, reddlere ve kabullere rağmen rafinedir. Tüm karşıtlıklarıyla, farklı usul ve metodoloji farklılıklarıyla birlikte hangi şekilde konumlandırılırsa konumlandırsın, gerek İslam ilimler geleneğinde gerek Batı ilimleri geleneğinde aklın durduğu yer nettir. Konumlandırılması da nettir. Akıl-amel ilişkisi de öyle. Şimdi özetliyorum. Özet. Dini amel ahlaki amel. Bakın, dini amel ahlaki amel. Dini amel sabittir. Dinin emirleri, yasakları değişmez, sabittir. Ahlaki amel değişkendir. Onun için salih amel, maruf, bu kavramlarla ifade edilmiştir ki sabit bir salih, sabit bir maruf yok. Dün salih olan bugün olmayabilir. Dün bir kültürde maruf olan bugün olmayabilir. Onun için akıl insanın yaşadığı her dönemde gerek bireysel salih amel gerekse kültürel toplumsal anlamda maruf ameli yenilemelidir. Onun için tecdit burada söz konusudur. Değerli üstadım. Tecdit burada söz konusudur. Yenilenme burada olur. Geleneğimizde bir tür dinin güncelleştirilememesi nedeninin arka planında bu dogmatik ve katı sabit durum vardır. Onun için işte bu maslahattır vesaireler, makasıttır vesaire şeklindeki geleneğimizde, fıkıhta, şurada burada, çeşitli ilim alanlarında başvurulan yol ve yöntemlerin bütün zorlukları dinin amelindeki sübut ve sabitliktir. Siz zat-ı âlilerinizden beklerdik ki bize şöyle bir daire çizseydiniz ve bu dairenin şu kesişim alanlarında, bu kesişim alanının bir yönden ahlaki, diğer yönden dini olması bakımından tecdide konu olduğunu söylemeliydiniz. İşte tecdide konu olan yer burasıdır. Benim dinin güncellenmesi makalemi yetkin düşüncede, yine yetkin düşüncede yayınlanan Müslümanların geleceğine ilişkin makalemi okuduğunuzda inşallah fırsatınız olursa, salih amel, maruf, münker konusundaki yaklaşımlarımı ve bu konuda neyin güncellenebilir, neyin güncellenemez olduğuna ilişkin usulü ve metodolojik yaklaşımımı görebilirsiniz. Onun için biz bir tecditten söz ediyorsak, bu tecdidin alanını belirlememiz gerekirdi. Bu tecdidin belirleyeceğimiz alanı ahlaki olan alandır. İnsanoğlunun tekamül seyrinde bireysel ve toplumsal olmak koşuluyla bir dönemde ahlaki kabul edilen bir şey, başka bir dönemde o dönemin koşulları gereği gayri ahlaki sayılabilir ve bu tecdit edilmelidir. Konunun ahlak felsefesine girmeden ondan bağımsız olarak ifade etmeye çalışıyorum. Bu itibarla dikkat buyurunuz. Kur'an oluşan kalpten söz etti. Oluşan kalp. Ve bize bir anlama ve bize bir duyma imkanı sağlayacak olan bir zeminden söz etti. İşte bu zemin değişkendir. Çünkü fetekunu tekevvün değişikliği ifade eder.
Tecdit de burada söz konusudur ve tekevvün de ilgilidir. Dolayısıyla değerli izleyenler, tecdidul akıl değil, tecdidul taakkul dediğimizde, tecdidul usul, yöntem tecdidinden söz ettiğimizde burada sabitin ve değişkenin ne olduğunu belirlemek son derece önem kazanır. Yeri gelmişken merhum Adonis'in Sabit, Es-Sabit ve'l-Mutahavvil eserine ilgi duyanların bakmasını öneririm. Konumuzla son derece yakından ilgili bir eser ve bir kaynaktır. Böylece ameli dini olana kişinin diğer bir ifadeyle Müslümanın amelini dini olana indirgeyemeyiz. Dini olana indirgemek son derece yanlıştır. Biz Müslümanlar olarak şunu söyleyebilmeliyiz. Ahlaklı olmakla ahlaklı olmak ile dindar olmak aynı şey değil. Hele bir dine inanıyor olmakla ahlaklı olmak hiç aynı şey değil. Ahlaklı olmak daha genel bir şeydir. Bu itibarla ateistin bir dini yok. Ahlaksızdır diyebilir miyiz? Kimin haddine düşmüş böyle bir şey söyleyebilmek? Hatta pek çok dindardan, dindarım diyenden daha ahlaklı agnostik, deist ve ateist yok mu dünyada? İşte istatistikler yapılıyor, görüyoruz, var. Öyleyse ahlaklı olmayı dini amele indiremeyiz. Özete bıraktığım için burada müsaadenizle söylüyorum. Çok fazla uzattığımın farkındayım. Nazarı müsamahanızı bekliyorum efendim. Pardon. Dini olan, dikkat buyurunuz. Dini amelden söz ediyorum. Dini olan insanın sınavıyla ilgilidir. Sınav ile ilgili. Allah insanı deniyor. Konu sınav olduğunda bu sınavın sorularının ahlakiliği sorgulanamaz. Onun için din, iman gerektirir. Domuz etini niye yedirmiyorsun bize ya Rabbi? Şarabı niye içirmiyorsun diyemeyiz. Sorgulama hakkınız yok. Sınav oluyorsunuz. Sizi böyle sınıyor. Cumartesinden ne istiyorsun ya Rabbi? Niye bizi cumartesi günü avlandırmıyorsun? Pazarda derdin ne diyemeyiz. Sizi sınav yapıyor. Ama ahlaki olduğunda sorgularsınız. Demek ki dini olan sorgulanamaz. Ahlaki olan sorgulanır. Bu ahlaki midir diye sorgularız. Allah yaptığından sorulmaz diyor, değil mi ayette? Biz yanlış anlıyoruz. İşte budur. Allah sizi sınıyor. Allah'a niye bizi böyle sınıyorsunuz diye soramazsınız. Sınav yaptığıma inanıyorsanız böyle sınıyorum. İnanmıyorsanız siz bilirsiniz ama inanıyorsanız böyle sınıyorum ben diyor. Ama ahlaki olanı sorgularız. Buna bir diyorum. İki, sınav ahiretle ilgilidir. Yani değerli üstadım Sayın Taha Abdurrahman, dini amel ahiretle ilgilidir.
Zekat veriyorsunuz ahiretle ilgili. Hacca gidiyorsunuz ahiretle ilgili. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Hepsi ahiretle ilgilidir. Hiç mi dünyevi yönü yok diyeceksiniz? Elbette var. Ama orada belirleyici olan, bunları yapmamızı gerektiren şey dünyevi olan yönü değil. Dini olması, inanıyor olmamız, sınanıyor olmamız ve ahiretle ilişkisi olması belirleyicidir. Ama ahlaki olan dünyevidir. İyi olan bir ateist, iyi olmayı seçtiğinde bunu ahirette bir karşılık alayım diye yapmaz. Birine yardım ettiğinde, infak ettiğinde bunun için yapmaz. Bu dünyevidir. Ama Taha Abdurrahman üstadıma göre bu dünyevi olduğu için profandır ve kötüdür ve makbul değildir. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Böyle bir şey nasıl kabul edilebilir? Onun için dini amele indirgediğimizde bu hayatı bütünüyle ıskalamış oluruz. İnsanlığı bütünüyle ıskalamış oluruz. Oysa biz ateistlere mesaj vermeliyiz, agnostiklere mesaj vermeliyiz, deistlere mesaj vermeliyiz. Demeliyiz ki siz dini sağlıklı değerlendirdiğinizden emin misiniz? Çok fazla din karşıtlığım, ben böyle söylüyorum ateist dostlarımıza konuştuğumuzda, tanıdıklarımıza, onlarla muhabbet ettiğimize. Sizin karşı olduğunuz din değil, dini tecrübe, tarihteki dini tecrübeye karşısınız. Din, tarihi tecrübe değil ki. Din, dindarların tarihi tecrübesi değildir. Din, tarihi tecrübeyi aşkındır. Ateistin itiraz ettiği, agnostiğin, deistin itiraz ettiği tarihi tecrübedir. Taha Abdurrahman üstadım gibi çağımızın bu konu üzerine fikir yürüten, düşünce emeğinde bulunan üstadlarımın sayı gayretlerinde olduğu gibi yapmamız gereken şey dikkatleri dine çekmektir. Dini konuşalım. Dine itirazınızı konuşalım. Ve bunu böyle konuşalım, net. Ve hayatı ve yaşamı dini olana indirgemeyelim. Buna hakkımız yok. Dindar olarak da yok. Din adına bunu yapma hakkımız da yok. Allah böyle yapmamış çünkü. Allah zekatı bir sorumluluk olarak vermiş. Bu bir dini ameldir. Ama sana ne infak edelim diye soruyorlar diyor. Bakın bu bir ahlaki bir şeydir. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Ne verelim diye soruyorlar. Çünkü bir verme, muhtaçları görünce yaşadığı toplumda bir verme ahlakı var zaten. Bir erdem, bir gelenek var. Yedirme, içirme, ikram, cömertlik. Ne verelim diye soruyorlar. Kulü laf. Fazlalarını versinler. Niye tutuyorlar? Ellerindeki fazlayı versinler diyor Allah. Bakın bu ahlaki bir şeydir. Bu bir sorumluluk değil. Vermezse bir sorumluluğu var mı? Hayır. Vermezse bir sorumluluğu yok. O zaman bu ahlakidir. Farz namazı kılmak ahlaki değildir. Ama nafile ahlakidir. Neden? Çünkü nafile kılmak zorunda değil. Ama dindarlık onda öyle bir kişilik oluşturmuş ki namaz kılmayı seviyor. Boş duracağım ama namaz kılayım diyor. Bak bu güzel bir şey. Bir dindar ahlakı oluşuyor. Dindar ahlakı. İşte bizim Haç suresi 46. ayette keşfetmeye çalıştığımız, bize tarihin, dini tecrübenin örttüğü ateistin, agnostiğin, deistin görmesini istediğimiz şey bir kalp oluşturmaktır.
bir anlama ve duyma zemini oluşturmaktır. Bunu bir dogmatik indirgemecilikle yapamayız. Taha Abdurrahman üstadım beni hoş görsün. Yaptığı bu kitaptaki şey tamamen dogmatik bir indirgemeciliktir. Hem aklı fiile hem ameli dini olana indirgemek suretiyle çok katı dogmatik bir indirgemecilik yapmıştır. Bununla insanlara biz çağımızda İslam mesajı veremeyiz. Öyleyse ahlaki olanla dini olanın kesişim alanlarını, ayrı alanlarını, hangisinin asıl, hangisinin tebeyi olduğunu, ahlakın asıl, dinin tebeyi olduğunu tespit etmek zorundayız. Son olarak, akıl asla reddedilemeyecek mücerret, zati bir cevheri özümüzdür. Bu olmadan, bu cevher olmadan, bu cevherin ameli arazı, üstadın amel dediği arazdır. Gerçekleşemez. Cevher olmadan araz tahakkuk edemez. Onun için aklın cevheri özlüğü reddedilemezdir. Taha Abdurrahman'ın geleneksel, rafine hale gelmiş akıl konusundaki yaklaşımlarımıza parçalayıcı ve nesneleştirici yaklaşımıyla yapmış olduğu itiraz yerinde değildir ve kabul edilemezdir. Son olarak, kalp, aklın kendisine bağlanarak kalp, aklın kendisine bağlanarak onun bir eylemi ve bir fiili olarak görüleceği bir cevher, bir öz değildir. Tüm tasavvufi ve işraki geleneğimiz bu vurgu ve bu bilgiyle doludur. Ayeti kerimede bunu gayet net bir biçimde söylemiştir. Onun için Hac suresi 46. ayet Taha Abdurrahman üstadımın önermesinin, akıl kalbin bir fiilidir önermesinin delili değil, aksi delilidir. Değerli izleyenler, sabrınızı zorlayarak yapmış olduğum bu uzun dersimizde, dersin uzamasını gerektiren son derece önemli gerekçelerimin olduğunu zat-alilerinizin gördüğünden hiç kuşkum yok. Dolayısıyla bu değerli çalışmada üstadımızın göz ardı ettiği, gözünden kaçtığı ve bizim görmek ve dikkat etmek zorunda olduğumuz hususlara değinmek üzere El-Amelü'd-Dini ve Tecdidü'l-Akıl orijinal adıyla Dini Amel ve Aklın Yenilenmesi ile de Türkçe adıyla kazandırılan eser üzerinden yapmış olduğum müzakere ve eleştirilerimin tamamen bilimsel bir kaygıyla, akademik bir kaygıyla, deruni bir saygı, emeğe saygının ne demek olduğunu bilen bir ilim emekçisi ve işçisi olarak böyle bir eseri yazabilmenin, bunları düşünebilmenin, doğru ya da yanlış, önemli değil, ortaya koyabilmenin ne derece saygıya değer olduğunun tamamen farkında bir vicdan, bir kalp ve bir akıl sahibi akademisyen olarak hiçbir kelimem, hiçbir cümlem Hazrete
bir saygısızlık içermez. Böyle bir iması söz konusu olamaz. Deruni saygılarımla, yaşı benden büyük olduğu için ellerinden öpüyorum. Kendisine sağlık dolu, çok uzun ömürler diliyorum ve bu kitapları bir kez daha hayattayken gözden geçirmesini, kavramlarını netleştirmesini, başta Müslüman dünya olmak üzere tüm insanlığa yararlı ve faydalı, anlaşılabilir eserler haline getirmesini bir öğrencisi olarak kendimi değerlendiriyorum. Öyle görmesini bekliyorum. Kendisinden istirham ediyorum efendim. Kısmet olursa bir de son olarak Ruhul Hadase kitabı müzakeresi yapmayı düşünüyorum. Ne zaman olur bilmiyorum. Birkaç elimde acil yazılarım var. Onları tamamladıktan sonra sabır göstererek, tahammül ederek bu videoyu izleme lütfunda bulunduğunuz için şayet izlemişseniz size minnettarım, müteşekkirim. En azından bu fikirlerimi sizlerle paylaşmış olmama dinleyerek vesile olmuş oluyorsunuz. Katkılarınızı, müzakerelerinizi bekliyorum efendim. Bir sonraki videomuzda ya da benim YouTube kanalımdaki diğer konuşmalarımda ve derslerimde lütfeder dinlerseniz buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, afiyetle kalın efendim.